Muhammed Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için ve bu yoğun temponuzdan bizler için ayırdığınız değerli dakikalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Evet, 39 erkek kuaförün genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Muhammed Siyahkaya kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Ben Muhammed Siyahkaya. Evet. 2010 yılında bu sektöre başladım. 9 yıl oldu bu sektör içindeyim. İşte çıraklık dönemim oldu, kalfalık dönemim oldu. Evet. İşte hep hayalimde olan bir dükkan hedefim vardı. Allah'a şükürler olsun onu da yerine getirdik. Ne kadar güzel. Birçok kişinin yanında çırakken değil mi? İşi öğrenirken tecrübeler kazandınız. Evet. Bilgi, birikim, donanımla 4 aydan beri de kendi yerimizi işletiyoruz. Kendi yerimizdeyiz. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Sağ olun, teşekkürler. Lise dönemimi kız meslek lisesinde bayan kuaförlüğü okudum. Eğitimini de aldınız ayrıca. Evet, eğitimini aldım. Hani uzun kesimler olsun, boya olsun, işte cilt bakımı, keratin, fön. Yani bunların hepsinin eğitimini o dönemlerde aldınız. Evet, bunların eğitimini hep kız meslek lisesinde aldım. Ayrıca işte bizim çıraklık eğitim merkezi oldu. 6 yıl boyunca oraya gittim. 6 yıl boyunca. Bu eğitimi pekiştirmek için de uygulamalı oralarda bulundunuz, çalıştınız. Ya, tabii ki İstanbul'da eğitimler oldu. Oraya katıldık. Yani o vesileyle o şekilde oldu yani. Yani bilinçli başladık. Evet, eğitimli bilinç, başladık bu kesinlikle, işe. Kesinlikle evet. Kız meslek lisesinde okuduk. Hani şu an normalde bir berbere uzun saç geldiği zaman kesemez. Bir kuaföre diyelim daha doğrusu. Evet. Yani ben o eğitimleri gördüğüm için hani sıkıntı yaşamıyorsunuz, evet, zorlanmıyorsunuz. Evet, zorlanmıyoruz. Altyapı sağlam. Evet. Zemini hazırladık, altyapıyı hazırladık. Evet. Ve şimdi de burada 39 erkek kuaförü olarak profesyonel hizmetlere imza atıyorsunuz. Evet, evet. Ve belli bir ekibimiz bulunmakta. Sizinle birlikte çalışan. Muhakkak evet. Onlar da kendi alanlarında uzman kişiler. Tabii iki arkadaşımız. Sizinle birlikte çalışan kadro sayısı nedir? İki arkadaşımız var. Benimle beraber üç. Üç kişiyiz. Üç kişi çalışıyoruz. Evet. Üç kişilik bir dev kadro diyebiliriz. Evet. Aynen öyle. Evet. Peki hizmet verirken nelere dikkat edersiniz Muhammed Bey? Kesinlikle kaliteden ödün vermiyorsunuz. Kesinlikle kaliteden ödün vermiyoruz. Müşteriyi memnun, yani müşterinin istediğini yapmaya çalışıyoruz. İstedikleri saç biçimleri olsun. Biçimleri olsun. Değil evet. mi? Kullanmak istedikleri malzemeler olsun. Bu keratin olabiliyor, evet. saç bakım ürünleri olabiliyor, yine cilde uygulanan maskeler olabiliyor. Evet. Bunlar da kesinlikle kaliteden ödün vermiyorsunuz. Kesinlikle, hepsi en kalitelisi. Marka ürünler. Marka tabii ki. Evet. Yani seçerken de dikkat ediyoruz. Ürünlerimizi nereden tedarik ediyoruz? Ürünlerimizi malzemecimiz var. Malzemeciden tedarik ediyoruz. Evet. Yani genellikle İstanbul'dan da aldıklarım oluyor da. Yani özel malzemecim var. İki tane İstanbul'dan geliyor. Tabii bu şahsi makaslarım falan benim özel olduğu için oradan alıyorum. Ve kişiye özel mutlaka havlularımızın olması lazım. Çünkü hijyen konusu çok önemli. Yani biz tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. Sakal tıraşında falan mesela tek kullanımlık havlu. Ondan sonra o havluyu atıyoruz. Bir kere kullanılıyor. Evet. Saç tıraşlarında da genel olarak tek kullanımlık. Yani kullanıldığı zaman o havlu atılıyor. Evet. Kesinlikle. Yine kullandığımız makaslarımız, fırçalarımız zın temizliğine çok dikkat tabii ediyoruz. Steril ortamlarda. Yani zaten genel olarak çoğu sakal tıraşında herkesin ayrı usturası oluyor. Yani o geldiği zaman hemen kendi usturası kullanılıyor. Evet, bunlar da çok önemli bunlar gerçekten. Bunlar da çok önemli, evet. Evet, peki sizleri şu anda izliyor değerli izleyicilerimiz. Talepleri doğrultusunda nerelerden ve nasıl ulaşabilirler? Yani İnternet sayfalarından ulaşabilirler. İnternet Instagram sayfamız var. Ne olarak? 39 erkek kuaförü olarak geçiyor. Evet. Facebook sayfamız var. O da aynı şekilde 39 erkek kuaförü olarak geçiyor. Mail adresimiz var. 39@hotmail.com. Yani telefon numaramız var. 542-259-6410. Evet. Bu benim şahsi kendi numaramdır. Yani internet sayfalarından ulaşabilecekleri gibi bu telefon numaralarından da ulaşıp rezervasyon yaptırabilirler. Kesinlikle. Evet. Randevu alabilirler sizden. Kesinlikle. Ve birebir gelip sizinle tanışıp bu kaliteli hizmetten yararlanabilirler. Evet, evet. 39 erkek kuaförü olarak. Aynen.
Evet. Son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden birçok dostlarınız, arkadaşlarınız, çevreniz olmuş. Ve olmaya da devam ediyor. Hızlı bir şekilde kendi adımızı duyuruyoruz. 39 erkek kuaförü. Onlara buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz Muhammed Bey? Onlara genellikle bana çok yardımcı olan, destek olan ilk ustam Ahmet Uygun'a çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımızı buradan iletiyoruz. Buradan selamlarımı ona iletiyorum. Sağ olsun, var olsun. Yanımda olan dükkanı açarken aileme, herkese çok teşekkür ederim. Dostlarıma, herkese çok teşekkürler. Evet. Ben de vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben başarılarınız daim olsun diyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.